Şimdi git burada. Boran. Yine zehirden sözler mi dökülecek o güzel dudaklarından? Yine bana zalimsin, cebarsın mı diyeceksin? Bilsen, asıl sen kırıp döküyorsun beni. Bilsen Bora'nın ömrü feda sana. Elimde hançer, sana karşı duran herkesi kıyıma hazırlanırken sen sözlerinle hançerleyeceksin beni. Açmayacağım sana. Açmayacağım. Kapalı telefonu. Çalıyor ama açan yok. Ben de buraya müşteri bir haberle geldiydim ama demeye fırsat olmadı. Neydi senin söyleyeceğin müşteri haber? Baba? Kızım bu Muharrem arayıp duruyor ya. Gelen akan polisi çağırsın, kendi ellerle teslim etsin diyor. Baba, söyle Muharrem evine gitsin. Sakinleşsin biraz. Bu işe polisi karıştırmayacağımı da söylersin. Sen bilirsin kızım. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ama elinde silahla kimse fabrikadan içeri bir daha adımını atamaz. Bunu da herkes bilsin. Baba, Muharrem'le konuş. Bu işte yalnız olmadığını bilsin. Ama bir daha Bora'nın karşısına da dikilmesin sakın. Kızım, zaten çocuk çok pişman. Şimdi sen öyle diyorsun ama bu olup bitenlerle ilgili Boran Ağa ne düşünüyor acaba? Sıla, tabanca direkt ona çevrildi. Boran telefonunu açsa bileceğim ne diyeceğini ama açmıyor. Neyse, ben şu aklım bu çocukta kaldı. Almıştır. Hani bazen alıyor ya. Yok Nalan, artık almıyor. Ben ararım diye açık tutuyor telefonunu. Biliyorum, bana kızdığı için açmıyor şu an. Efendim Sıla. Duymamışım aradığını. Moran, neredesin merak ettim seni. Arabadayım, yoldayım Sıla. Buraya gelir misin? Narin bize söyleyeceği sevinçli bir haberi varmış. Abim gelmeden söylemem diyor. Narin baba evinden kaçıp gelmeyi haberden sayıyorsa beni oraya kadar hiç yormayın Sıla. Moran,
Bilirim senin kalbin narinden yanadır. Hadi gel lütfen. Bunları yüz yüze konuşalım. Sıla, benim kalbim kimin yanında herkesten iyi bilirsin elbet. Ama seni ilgilendiren kısmını bilirsin. Sevmek, sevdiğinin her yaptığına onay vermek değildir. Senin benim yaptığım her şeye onay vermemen gibi. Boran, lütfen gel. Birazdan yanınızdayım.